Şimdi kristalin alan ve amorf bölge. Önce kristalin alanı tanımlayalım. Kristalin alan polimer zincirlerinin birbirlerine paralel ve düzenli bulunduğu yapılardır diyelim. Düzenli bulunduğu polimer yapılardır diyelim. Polimer yapılardır. Amorf bölge ise arkadaşlar, yine polimer zincirlerinin birbirlerine karmaşık ve düzensiz bulunduğu polimer yapılardır. Şimdi şekil olarak da çizecek olursak arkadaşlar, şu şekilde düzenli olan, birbirine paralel olan bu kısımlara biz kristalin bölge diyoruz. Bakınız, bu kristalin bölgeler arasında da ne varmış arkadaşlar? Bu kristalin bölgeler arasında da şu şekilde düzensiz yapılar söz konusuymuş. Bir polimer yapı içerisine baktığımızda bir kristalin bölge yapısı, amorf bölge yapısı, kristalin bölge yapısı, amorf bölge yapısı şeklinde bir yapının olduğunu görüyoruz. Şimdi bu kısımlarda ben kırmızı kalemle yazayım. Demek ki şu kısımlar arkadaşlar neymiş? Kristalin alan. Bu karmaşık olarak bulunan kısma da biz amorf bölge diyormuşuz. Amorf bölge. Kristalin bölgelerin varlığı, hatta kalem rengini değiştirelim, standart olsun. Özellikle öne çıkan noktaları söyleyeceğiz arkadaşlar. Sertlik, sürtünme ve aşınma direnci. Gibi özellikleri etki eder diyelim. Etki eder. Amorf bölgelerin varlığı ise elyafın yumuşaklık, bükülebilme, ve absorban bir yapı diyelim gibi özelliklerine etki eder diyoruz. Özelliklerine etki eder. Şu kısımda unuttuk arkadaşlar. Şu kısma da bir ilave yapalım. Kristalin bölgeye. Kalem nerede? Şöyle diyelim. Şurada da bir kıvrım. Kristalin bölgenin varlığı, elyafta kıvrım sayısında ne yapıyormuş arkadaşlar? Belirliyormuş. Elyaftaki kıvrım sayısı ne kadar fazlaysa bükülebilme kabiliyeti de o kadar fazladır diyoruz. Şeyleri karşılaştıralım arkadaşlar. Amorf bölge ile
Amort bölge ile kristalin bölgeyi birbirle karşılaştıracak olursak, kristalin bölge diyelim. Diyoruz ki amort bölge oranı fazla olan litler daha fazla absorbandır diyoruz. Daha fazla absorban. Kristalin bölge oranı yüksek olan lifler daha az absorban. Amort bölge oranı yüksek olan lifler daha az dayanıklı. Yani mukavemeti daha düşük. Kristalin bölge oranı yüksek olan lifler daha fazla dayanıklı. Amort bölge oranı yüksek olan lifler daha kolay boyanabilir. Daha kolay boyanabilme. Kristalin bölge oranı yüksek olan lifler daha zor boyanabilme. Bakınız, amort bölge oranı yüksek olan liflerle soğukta, yani bir çeşme suyu sıcaklığında boyama işlemi yapar iken, kristalin bölge oranı yüksek olan liflerde ancak 100 derece veya yukarısındaki sıcaklıklarda bir boyama işlemi yapmanız gerekiyor. Amort bölge oranı yüksek olan lifler kimyasallardan kolay etkilenir diyoruz. Kimyasallardan kolay etkilenme. Kristalin bölge oranı yüksek olan lifler ise arkadaşlar kimyasallardan zor etkilenme diyoruz. Amort bölge oranı fazla olan lifler daha yumuşak. Kristalin bölge oranı yüksek olan lifler daha sert. Ve son olarak bunu söyleyelim. Amort bölge oranı yüksek olan lifler daha kolay bükülebilme. Daha kolay bükülebilme. Kristalin bölge oranı yüksek olan lifler ise daha zor bükülebilme. Gibi özellikler demek ki kristalin bölgenin ve amort bölgenin liflere sağladığı özellikler olarak ifade ediyormuşuz arkadaşlar. Şimdi diyoruz ki sonuç olarak bir polimerin elyaf yapısında olabilmesi için ne diyoruz arkadaşlar? Polimer düz zincir şeklinde olmalıdır diyoruz. Polimer zincirler hatta lineer diyelim önce. Lineer şeklinde olmalıdır. Düz zincir lineer şeklinde olmalıdır diyoruz. İkincisi, polimer zincirler lifin bazı bölgelerinde birbirlerine paralel ve yakın
halde düzenlenmeli. Polimer zincirler lifin bazı bölgelerinde birbirlerine paralel ve yakın halde düzenlenecek. 3 diyoruz arkadaşlar. Paralel ve yakın düzenlenen polimer zincirler karşılıklı etkileşim halinde olmalı. Olmalıdır. Bu karşılıklı etkileşim hali derken ne anlayacağız arkadaşlar? Kimyasal bağ yapısı. Bu buradaki kimyasal bağlar ise neymiş arkadaşlar? Hidrojen köpleri, van der Waals kuvvetleri. Şu van der Waals şu normal V olacak arkadaşlar. Van der Waals kuvvetleri. Tuz bağları mesela, tamam mı? Tuz bağları. Sistin bağları mesela, özellikle yün yapısında bunları görüyoruz. Sistin bağları. Ve diğer kimyasal bağlar diyelim. Diğer kimyasal bağlar. Demek ki sistin bağları. Demek ki bu lifin yapısına göre bu kristalin bölgedeki bağlar da farklılıklar gösterebiliyor. Ama hepsinde sonuçta ne var? Polimerleri birbirine tutan bir etkileşim söz konusu. Kimyasal bağ yapısı söz konusuymuş. Şimdi bu yazdıklarımızı şekliyle çizmeye çalışacak olursak arkadaşlar, bakınız ne diyor? Birinci madde ne diyordu? Polimer zincir uzun, düz zincir moleküler bir yapı göstermeli. Lineer düz zincir şeklinde olmalı. Birincisi bu. Ve diyor ki ikincisi ne diyor? Bunlar birbirine paralel ve yakın halde düzenlenecek diyor. Bakınız paralel ve yakın halde düzenleniyor. Üçüncüsü de ne diyor arkadaşlar? Bunu da kırmızıyla gösterelim. Bunlar diyor karşılıklı etkileşim halinde olacaklar diyor. Bakın şu şekilde karşılıklı bir etkileşim neyi var arkadaşlar? Söz konusu. Dolayısıyla bu karşılıklı etkileşim halinde olarak demek ki biz bu lifleri ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Tekstilde kullanabiliyormuşuz ya da elyaf yapısında bu karşılıklı etkileşimleri arıyormuşuz. Aslında bu hani sonuç olarak bir elyafın yapısında, bir polimerin elyaf yapısında olabilmesi için dedik ya başlangıçta. Aslında biz neyi ifade ediyoruz? Demek ki bir elyafın yapısında kristalin bölgenin varlığı bizim için önemli. Niye önemli? İşte elyafın belli bir dayanım kuvvetinde olabilmesi için önemli. Ve bu üç madde de aslında kristalin bölgeyi anlatıyor. Ve şöyle söyleyelim. Bunu farklı bir kalemle gösterelim. Dışarıdan bir kuvvet etkettiği zaman, mesela yeşil olsun. Dışarıdan bir kuvvet etkettiği zaman arkadaşlar, bakın şu içeri girdiğinde sağ tarafta da sol tarafta da ne var? Kimyasal bir etkileşim var. Dolayısıyla ne yapamıyor? O taraflara geçemiyor. O taraflara geçemediği için de elyaf belli bir dayanım göstermiş oluyor. Ama bu duvarların olmadığını düşünün. Bakınız bu duvarların olmadığını düşünün. Bu duvarlar yoksa elyaf ne yapacak arkadaşlar? Lifin zayıf bölgelerinden doğru lifin zayıf bölgelerine hareket edecek. Şu alt taraflara gelecek
ve şu bölgeden dışarı çıkacak. İşte dışarıdan etkeden o kuvvetin bir taraftan girip bir taraftan çıkması elyafın kopması anlamı taşıyacak. Eğer bu bölgelerin varlığı yoksa, karşılıklı etkileşim, kimyasal bağlar söz konusu değilse, dışarıdan bir kuvvet etki ettiğinde, ki o kuvvet de genellikle boyuna yöndedir, boyuna yönde bir kuvvet etki ettiğinde elyafta ne meydana gelecek? Kopma meydana gelecek. İşte bu anlamda elyaftaki o kopma direncini yükseltebilmemiz için, artırabilmemiz için elyafın yapısındaki polimerlerde bu üç özelliği arıyormuşuz. Lineer düz zincir şeklinde olacak, uzun moleküler bir yapı olacak. Bunlar birbirine yakın ve paralel halde düzenlenecek ve sonuçta da karşılıklı bir kimyasal bağ ilişkisinin olması gerekecek diyoruz. Bir elyaftaki kristal yapısı diyelim şurayı da. Diğer elyaftaki ya da elyaf polimerindeki kristal yapı. Hatta bunu maviyle yazalım. Kristal yapı. Şimdi arkadaşlar biz doğal liflerde ve kimyasal liflerde kristalin bölgeyi farklı şekilde ifade ediyoruz. Bunlardan birincisi fibril. Fibril. Fibril nedir? Bunu bir bazı lif yapılarında lif eksenine belli bir açı yapacak şekilde uzanan kristalin bölgeler ile aralarında amorf bölgelerin bulunduğu bu kristal yapılara fibril denir diyoruz. Bir şekil olarak da gösterecek olursak arkadaşlar, diyor ki lif eksenine belli bir açı yapacak şekilde düzenlenmiş kristalin bölgeler ve aralarında da amorf bölgelerin bulunduğu bölgeler diyor. Şu maviyle göstermiş olduğumuz kısımlar kristalin bölgeleri ifade etsin arkadaşlar. Tabii biraz şöyle kalemden dolayı düzgünsüz çiziyor olabilirim. Ve aralarında da amorf bölgeler bulunacakmış. İşte şu kısımlarda da ne bulunacakmış arkadaşlar? Amorf bölgeler bulunacakmış. Bu amorf bölgelerin bulunduğu bu yapılara biz ne diyormuşuz işte? Şu kırmızıyla gösterdiğimiz kısım amorf bölge olsun. Amorf bölge. Maviyle belirtmiş olduğumuz kısım ise arkadaşlar kristalin alanı ifade etsin. Bu da bir elyaftaki fibril yapısı ne yapıyormuş? İfade ediyormuş. Bakınız lif eksenine belli bir açı yapacak diyor. Demek ki lif eksenine paralel değil. Belli bir açı yapacak şekilde fibril yapıları bulunuyor. Geçen haftayı hatırlayın. Cuma gününü hatırlayın. Neyi gördünüz orada? Cuma günü. Hayır hayır. Pamuğun fiziksel yapısını gördünüz. Fiziksel yapı içerisinde ne vardı? En merkezde lümen vardı. Daha sonra sekonder hücre duvarı. Daha sonra primer hücre duvarı vardı. Ve o primer hücre duvarının sekonder hücre duvarının üzerinde de çizgiler görmüştük. Ve o çizgilerin de birbirine çapraz olarak yerleştiğini bahsetmiştik. İşte o yapılara biz fibril diyoruz. Bakınız orada görmüşüz aslında bu fibril yapısını. Demek ki o kısımlar neymiş? Kristalin bölgelerin kendisine oluşturuyormuş.
Ve misel yapısına bakalım arkadaşlar. Bir diğer tanımlama misel. Misel. Misel, kristalin bölgelerin farklı yönlere yönlenmesi ve uçlarında saçaklanmaların olduğu kristal yapılara misel veya saçaklı misel adı veriliyor arkadaşlar. Saçaklı misel adı verilir diyoruz. Hemen bunu da şekil içerisinde çizmeye çalışacak olursak, bakın şu kısımlar arkadaşlar kristalin bölgeleri ifade etsin. Bu şekilde mavi olarak çizdiğim kısımlar kristalin bölgeleri ifade etsin. Bunlar kendi içerisinde farklı şekilde ne yapabiliyormuş arkadaşlar? Dif ekseni boyunca farklı şekilde yönleniyorlar. Bakın bu şekilde farklı şekilde yönlenebiliyorlar. İşte bu yapılara, bu farklı şekilde yönlenmiş bu yapılara biz kristal yapılara misel ya da saçaklı misel adını veriyormuşuz ki hemen o saçakları da gösterelim. Kırmızıyla gösterelim. Bu şeylerin arasında da arkadaşlar neler varmış? Hatta şöyle şu kısımlarda, kristalin bölgelerin şu uç kısımlarında saçaklanmalar meydana getiriliyorlarmış. Bunlara da biz saçaklı misel yapısı adını veriyormuşuz. Bakın şu uç kısımlarda, kristalin bölgelerin uç kısımlarında saçaklanmaların olduğu yapılar söz konusuymuş. Bunlara da biz işte buradaki kırmızıyla göstermiş olduğumuz kısımlar saçaklanmalar diyelim. Mavi ile gösterilen kısma da biz kristalin alan diyelim. Ve misel yapısını da bu şekilde ifade etmiş olalım arkadaşlar. Ve diyoruz ki not olarak söyleyelim, son olarak da diyelim ki şu kısımda arkadaşlar fibril yapısı doğal liflerde misel yapısı ise kimyasal liflerde gözlenir diyoruz arkadaşlar. Kimyasal lifler diyelim. Demek ki doğal liflerdeki doğal liflerdeki kristalin yapıya fibril, kimyasal liflerdeki kristalin yapıya da misel ya da saçaklı misel adını veriyoruz.